Merhaba arkadaşlar. Kocaeli Üniversitesi İşletme Kulübü için yazdığım kart basım ve giriş kontrol sistemini tanıtmak istiyorum. Hemen kullanıcı adı ve şifremize giriş yapıyoruz. Buradaki amacım mümkün olduğu kadar az buton ve çok az görselle, yani fazla detaya boğmadan işi pratik yapmayı amaçladım. Burada yeni kimlik bas menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Butona tıklıyoruz. Önce yeniye tıklıyoruz. Burada TC numarası yazıyoruz. Ben örnek olsun diye hepsini bir gireceğim. Hani ben de barkod okuyucu olmadığı için arkadaşlar, sonra aklımda tutamam bunları. Örneğin Ahmet Demir dedim. Hemen buradan resim seçiyorum. Daha önce internetten indirdiğim bir iki resim vardı. Mesela şunu seçtim ve yazdıra basıyorum. Bu şekilde kimliği yazıcıya gönderiyor. Dediğim gibi ben de yazıcı olmadığı için PDF olarak kaydediyor arkadaşlar. Buna Ahmet diye kaydedip göstereyim çıktığını, nasıl olduğunu. Hemen masa üstüne bakalım. Ahmet. Burada kartı bu şekilde yazıcıdan çıkar. Bir kılıfın içine koyup boyuna asabilir artık öğrenci bunu. Aynı zamanda bu da veri tabanı kayıt da yapıyor arkadaşlar. Yani giriş için de bu şekilde hem kart basıyor hem veri tabana bu öğrenci kaydetmiş oluyor. Yine Ayşe Yıldız diyelim. Yine resim seçiyorum. Ayşe de arkadaşımız olsun. Yazdır dedik. Evet dedim. Herhangi bir isim verdim. Bu da tamam. Yine yeni bir öğrenci. Son olarak Ece Gül olsun. Resmini seçiyoruz. Ece de şu olsun arkadaşlar. Yazdır dedim. Ve bu şekilde yazıcıdan çıkardım. Kartları kapladım. Boyunlarına astılar. Öğrencilere verdim. Şimdi bir etkinlik var. Bu etkinliğe öğrenciler gelecekler. Ya eğitim olabilir, etkinlik olabilir. Salonun girişine bir barkod okuyucu sistem kurulması gerekiyor. Her gelen öğrenci burada sadece kartını okutacak ve içeri girecek arkadaşlar. Örnek bende barkod olsaydı okutacaktım ama mecburen yazacağım. Şöyle bir yazdım, enter'a bastım, bitti. Girişini yaptı. Gördüğünüz gibi TC'si, adı soyadı, giriş tarihi, giriş saati burada arkadaşlar. Yine başka bir öğrenci geldiği zaman onun da kaydını yaptık. 3 dedik ve bu şekilde içeriye öğrenciler girdi. Toplam 3 öğrenci, giriş yapan öğrenci sayısı 3. Bugün girenler bunlar. Artık Ocak, Şubat, Mart aylara göre, bak şu anda Mayıs ayında olduğumuz için Mayıs'ın tamamını da gösterdi gördüğünüz gibi. Bugün giriş yapanlar da bunlar. Bilgisayar tarihini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bilgisayarın tarihini değiştireyim. Bakalım başka bir ayda olduğumuzu farz edelim. Şöyle tarih değiştir. Örneğin 5. ay Mayıs değil, Haziran'a geçtik. Haziran'ın 10'unda öğrenciler giriş yapacaklar. Hemen kontrol açıldı, yine 1 diyorum. Gelen öğrenci buydur. Enter'a bastım, girişini yap. Tabii orada enter'a basmıyoruz. Sadece okutup geçiyoruz, o kadar arkadaşlar. Şu anda benim yazdığım gibi, yani devreye girdiği zaman sadece barkod okuyucu karta tutulacak. Buraya yazılıp otomatikmen sistem bunu kaydedecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mayıs'ta bunlar gelmişti. Haziran'da da yine aynı kişiler geldi maalesef. Yeni bir öğrenci daha kaydedeyim. Mesela 194 12 pardon, ben numara kapalı. Şurası hepsi geçiyor. Evet. Mesela ne diyelim? Mehmet Aslan diyelim. Yine aynı bu arkadaşı seçelim. Yazdır dedim. Ve bunu da kaydettim arkadaşlar. Sisteme kaydettim. Bu öğrenciyi de yine bir giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi Mehmet Aslan da girişini yaptı. Şimdi Mayıs'a baktığımız zaman 3 kişi, Haziran'a baktığımız zaman 4 kişinin giriş yaptığını, bugün yine 4 kişinin giriş yaptığını görebiliyoruz. Aynı şekilde yazdır deyip raporu da yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Bu tarihte gelenleri rapor diyerek yazıcıya gönderebiliyoruz. Hemen şöyle raporumuza da bakabiliriz.
Evet, raporumuzu da bastık. Program bu şekilde arkadaşlar. Ve buna benzer program ihtiyacı olanlar kanalın başında da var zaten. Mail adresim var. bstkanalı@gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Program oldukça kullanışlı. Kullanımı basit. Ama gerçekten yani yaklaşık 10-12 saatlik bir uğraş sonucu böyle bir uygulama ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum.